Emekli Koramiral Sayın Sadıç şu anda Skype bağlantısı üzerinden hazır karşımda. Bir merhaba diyelim önce. Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimini konuşacağız kendisiyle. Sayın Sadıç, hoş geldiniz gün ortasına. Teşekkür ederim Sayın Fıstıkoğlu. Hoş bulduk. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri sizin gibi emekli ve tecrübeli bir isimle konuşmak istedik efendim. Şimdi karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Türkiye pazartesi günü ikinci NAVTEX'i ilan etti. Yunan Savunma Konseyi acil koduyla toplandı. Bir açıklama yapılmadı. Ama Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'nin buradaki petrol aramalarına, tek taraflı petrol aramalarına derhal son vermesi gerektiği çağrısında bulundu. Sular gitgide ısınıyor diyebilir miyiz? Evet, doğrudur. Gittikçe ısınıyor. Burada bizim fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Biz sadece stratejik savunmadayız. Sesim geliyor mu? Evet, net ve gür geliyor. Net ve gür geliyor, tamam. Türkiye, uluslararası hukukun kendisine tanıdığı haklardan yararlanarak mavi vatanını korumaya çalışıyor. Bu mavi vatan öteden beri vardı. Bizim mavi vatanımız İtalya'nın mavi vatanından büyük değil. Yunanistan'ın mavi vatanından büyük değil. Kıbrıs'ın ortak olacak şekilde mavi vatanından büyük değil. Herkesin o uluslararası hukuka göre tanımlanmış bir mavi vatan sınırı var. O sınırlar içinde hareket edilmesi lazım. Türkiye bunu 2002 yılından beri karşılıklı görüşmelerle sürdürelim diye dursun. Rum tarafından başlayan tek yanlı uygulamalar oldu sürekli. Türkiye'de bunlara karşı demarşlarını Dışişleri Bakanlığı üzerinden bildirdi. 2003, 2007, 2010 kritik süreçler Rumlar açısından. Onlar önce işte şeyle, Mısır'la, Lübnan'da ve en sonunda 2010 yılında İsrail'le, ama Türkiye hiç muhatap kabul etmeyerek deniz yan sınırlarında, bu Maritime Delimitation deniyor, deniz yetki alanları sözleşmeleri yapmaya başladılar. Ama yaptıkları bu ikili sözleşmeler asla uluslararası hukukun tam olarak normlarına oturmuyordu. Kısmi oturmalar var ama Türkiye'yi yok sayan bir çizgi içindeydiler. Ne zamana kadar ısınmaya başladı sular? Ta ki denizi parsel parsel bölüp bu parseller üzerindeki araştırma ve sondaj yapma yetkilerini üçüncü tarafların, üçüncü ülkelerin şirketlerine vermeye başlayana kadar. O zaman Türkiye durun dedi. Yani bugüne kadar ben Dışişleri Bakanlığı ile demarşlarda bulundum, yapmayın dedim. Ama şimdi siz İtalyan Eni firması üzerinden, Fransız Total firması üzerinden, en son yılda işte 2017 içindeydi, Amerikan Exxon Mobil üzerinden tek yanlı uygulamaya kalktılar. Türkiye'de onları kendisinin mukteseb hakkı olan sahadan ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne de ruhsat verilmişti Türkiye Petrol Yararlanım Ortaklığı tarafından. O sahalarda oralardaki hakları gasp ettirmem dedi ve onları oradan sahadan sürdü. Yani bunun askeri terimle onları sahadan sürdü. O andan itibaren bir ittifak arayışına geçti Rumlar. İsrail, Mısır bu ittifakı alındı. Hatta Romanya bir ortak petrol boru hattı üzerinden, doğalgaz hattı üzerinden Doğu Akdeniz'e çıkacak rezervleri Avrupa'ya taşımaya kalktılar. Güzel ama Türkiye'yi yine yok sayarak. Bir noktadan sonra İtalya dedi ki ben bu konsorsiyumdan çekiliyorum. İtalya'da vardı. İşte 1,5-2 yıl oluyor. Çünkü çok pahalı bir boru hattı. 2000 metreyi geçen derinliklerde yüksek basınç içine gitmesi mümkün değil. Doğal gaz fiyatları petrol dolar olarak düşüyor. O petrol boru hattına 20 milyar dolar yatıracaksınız. Geliri o kadar değil. En uygun, en çıkar yol ya doğrudan bizim Ceyhan bölgesine, İskenderun'a getirmek ya da Kıbrıs üzerinden, Rumlar da olabilir onun üzerinden, Rumlar ve Türk tarafı üzerinden geçirip yine Anadolu'ya, Anamur'a getirmek. Ve bu konuda Amerikalıların da bir akılcı bir şeyleri var. Öğreniyoruz ki şimdi meğer Obama'nın ofisinde asılı bir haritaymış. Geçen sene ortaya çıktı. Şu an Trump'ın petrolden sorumlu Enerji Bakanı'nın odasında da asılı bir harita var. O harita üzerinde Yunanlıların ve Rumların bizden çalmaya çalıştıkları saha Türk tarafında gözüküyor. Yani orada onu Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim etmek lazım. Meis'e yönelik
böyle bir Rumlara yönelik şeyi vermemiş, hak vermemiş. Ama en çıkar yolun bu söylediğim güzergahlardan olduğunu gösteren bir harita. Şimdi bu gerçekçilik içinde hareket etmek varken Rumların tek yanlı gitmeleri, Avrupa Birliği'ni de arkalarına aldıklarını sanmaları, kendi cüsseleriyle, kendi ulusal güçleriyle orantılı olmayan bir macera. Ha, Türkiye burada ne yapıyor? Adım adım şu noktaya geldi. Bu üçüncü tarafların petrol şirketleri dediler ki, tamam biz o zaman siz sınırlarınızı belirleyin. Hangi sahanın içine girmeyelim? Neresi Türkiye'nin sahası? Türkiye doğal kıta sahalığını açıklamak zorunda değil. Çünkü uluslararası hukuk münhasır ekonomik bölgede sınır açıklamak zorundaysınız, zorundasınız. Ama kıta sahanlığı konusunda zorunlu sınır açıklamak zorunda değilsiniz. Kıtanızın uzantısı o. 200 metre derinliğe kadar geliyor. Fakat karşılıklı iki kıtanın, Afrika'da Mısır'ın, Anadolu'nun da Asya olarak ortay hat, 400 milden az olduğu için bir ortay hattan geçmesi lazım sınırın. Bunu açıklamak durumunda kaldı Türkiye. Ne yaptı? Mart 2017 idi. O dönemde adım adım bu koordinatları belirledi. 2018 yılı içinde de bugünkü Rodos'un üzerinden geçen 28 derece boylamı vardır. Lübnan, Suriye ve Türkiye İskenderun sahilinden ta Rodos'a kadar 28 derece boylamına kadar olan sahayı ve Mısır'la da güneyinden ortak hat olan sahayı, bunun kuzeyindeki bölge bizim Türkiye'nindir dedi. Bu sular bizimdir dedi. Buralarda aramayın. Ha, peki Rodos'ta sınırlı mı kalacağız? Ona da şöyle bir cümle koydu Dışişleri Bakanlığı bildirirken bunu Birleşmiş Milletler'e. Rodos'tan sonra daha bunun daha batısı da var. Yunanistan ve Libya arasında bir batı sınırı da olacak. Ama o sınırı şimdi henüz ilan etmiyorum dedi. Ha, ne varmış programda Türkiye'nin? Libya ile mutabakat yapıp, Libya ile denizden komşu olduğunu kanıtlayıp, bu mutabakatı yaptı Türkiye. Derken yapılan mutabakat Libya Meclisi'nden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay aldı. Ve sonuçta Aralık 2019'da, yani bundan 6 ay önce Libya ile olan mutabakattan sonra bütün sahanın koordinatlarını hem meclisten geçirdi hem ardından da Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Şimdi biz burada uluslararası hukuka göre bir çizilmiş mavi vatanımız var. O mavi vatanın Karadeniz'deki kısmı 1984-86 sürecinde bitmişti zaten. O zamanlar Sovyetler Birliği vardı. Sovyetler Birliği çözüldükten sonra da diğer ülkelerle, Romanya ile Varşova Paktı çözüldü. Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan'a kadar bütün Karadeniz'deki saha gayet güzel. Münhasır ekonomik bölge sınırları belli. Ha, Ege'de 1976 Berlin'den sonra bir mutabakat oldu. Ya burada belki Uluslararası Adalet Divanı'na gidilir Ege'de. Çünkü adaları çok. Türkiye'nin kıta sahanlığı ile kıta Yunanistan'ın ortasından geçmesi gereken bir hat var. Bizim mavi vatanımız şimdilik orayı gösteriyoruz. Ama Akdeniz'de adalar yok. Akdeniz'de Yunanistan'ın Türkiye-Libya anlaşmasından sonra bir Akdeniz'de Yunanistan yok. Kıbrıs var, Mısır var, Lübnan var ama Yunanistan yok. Bu sahayı deklare etti. Şimdi biz bu sahayı korumaya çalışıyoruz. Yani şu an dünya Yunanistan'ın yaygara koparmasıyla işte Türkiye hukuken davranmalı. Evet, hukuken davranıyoruz. İşte Türkiye mütecaviz olmamalı, hakları, evet, saygı gösteriyoruz. Ama biz kendi sahamızı da, kusura bakmayın, üçüncü tarafların petrol şirketlerine de peşkeş çekecek halimiz yok. Şu an Türkiye bunu yapıyor. Naftex'in özü budur. Yani Oruç Reis'in geçen hafta gönderilmek istenmesi, ardından Yunan Başbakanı'nın Merkel'e gidip yalvar yakar, aman bu işi biraz durduralım demesi. Bir de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da bir görüşme yaptı. Fransa ve, evet, Almanya bu noktada en aktif ve isimleri en çok geçen ülkeler. Ama Yunanistan, evet, sadece Fransa ve Almanya'yı değil, tüm Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi şikayet ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile bir görüşme gerçekleştireceğini ifade ediyor. Evet. Şimdi Yunanistan'ın bu tavrı diplomatik olarak Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin desteğini alacak olması Türkiye'yi zor durumda bırakır mı? Siz nasıl bir destek bekliyorsunuz? Diplomatik bir destek bekliyorum Türkiye'yi yalnızlaştırmak için. Yani sahada bir destek, bilmiyorum olur, evet, mu yani, siz daha iyi bilirsiniz tabii ama. Şimdi mümkün değil. Şimdi sizin Rusya ile bir çıkar kavganız olur denizi paylaşırken Karadeniz'de. Biri kaybeder biri kazanır. Ama şimdi bana söyler misiniz?
Almanya ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz konusunda hangi çıkar kavgası var? Yani Almanya Türkiye'yi karşısına almakla, Türkiye'ye yaptırımlar uygulamakla Doğu Akdeniz'den ne elde edecek? Ha, Yunanistan'la aramızda var. Yunanistan hak etmediği bir yeri bizden istiyor. Meyız Adası'nı bahane edip Akdeniz'in üçte birini istiyor. Yani akıllara ziyan bir durumla karşı karşıyayız. Ama ne Fransa'nın ne Almanya'nın, hatta yakın komşumuz diyelim, biraz daha yakın İtalya'nın Doğu Akdeniz'den bizden bir beklentileri yok ki. Hani niçin Yunanistan'ın arkasında büyük yaptırımlarda yer alsınlar ki? Bunun Almanya'ya katkısı ne olacak? Fransa'ya da olmayacak. Ama Fransa'nın başka politik gerekçelerle bir istismarcı durumu var. Ne gibi? Çünkü Almanya Akdeniz'de değil ama Fransa Akdeniz'de. Fransa bu coğrafyada 21. yüzyılda gittikçe demokratik, başat olan bir Türkiye, 83 milyonuyla, teknolojisiyle, evet ileride inşallah hukuk sistemi de rayına oturur. Eğitimde de tekrar geri kalan son 10-15 yılda kaybettiğimiz momentumu tekrar yakalarız inşallah gelecekte. Ha, böyle bir Türkiye denizler yüzyılında muhteşem bir şey sunuyor. Bir de işbirliği isteyen bir ülke. Yani Soğuk Harp'in çözülmesi 91'den bu yana bütün çözünürlüklerde asla Yunanistan'ın yaptığı gibi istismarcılık yapmadı. Mesela Yunanistan Makedonya'ya dedi ki NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsan Makedonya deme. Bilmem seni şuraya sokmam, buraya sokmam. Hep şantaj yaptı. Arnavutluk'ta sorunlu, Kosova'yla sorunlu. Ama Türkiye asla şantaj yapmadı. Hep bölgesinde işbirliği aradı. Şimdi sizin buradan çıkarınız ne olabilir? Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkesi diyelim Belçika. Yani Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan Belçika'nın eline ne geçecek? Bunun için onlar da Yunanistan'ın bazı belgeleri Avrupa Birliği'nde bloklamasından çekinerek Yunanistan'ın kulağına hoş gelecek bazı sesler çıkartabilirler, sözler söyleyebilirler. Ama bugüne kadar son geçtiğimiz 6 ay içinde Doğu Akdeniz'deki bu sahayı Türkiye ilan ettiğinden bu yana hayır biz bu sahayı tanımıyoruz diyen tek bir ülke yok. Amerika Birleşik Devletleri dahil. Akdeniz'e Suriye üzerinden inmiş, Libya üzerinden inmeye çalışan, Güney Kıbrıs'ta da iyi geçinen bir Rusya var. Onlar da demiyor. Yani Fransa da diyemiyor. Çünkü biz hukuka göre hareket ettik. Hukukla adım adım ilerledik. Şimdi siz nasıl tanımıyorum diyeceksiniz ki senin bir sefer Fransa olarak Türkiye'nin Meis Adası'nın civarında yani Meis Adası'nın civarındaki Antalya Körfezi'nde Türkiye'nin ne hakkın olabilir ki? Yok. Dolayısıyla tanımıyoruz diyemiyorsun ki. Böyle bir durum var. Böyle bir açmaz içinde. Yunanistan'da bu manevranın, bu politik yaygaranın geçersiz olduğunu, buradan çok zararlı çıkacaklarını ikaz eden, onları uyaran kendi elemanları var, kendi bürokratları var. Onları da anlatabilirim. Sayın Sadıç, Yunanistan'da Avrupa Birliği'de herhalde Türkiye'nin sahadaki gücünün, Akdeniz'de sahadaki gücünün farkındadır, değil mi? Yani bu noktada Türkiye'nin biraz daha damarına basması halinde kendilerine doğru yöneltilmiş bir gücün orada hazır ve nazır beklediğini farkındalardır herhalde. Evet. Türkiye burada bir zorlama yapmıyor aslında. En başında o cümleyle girdim. Stratejik savunma yapıyoruz. Neyi savunuyoruz? Biz bir mavi vatanımız var. Onu gasp ettirmek istemiyoruz. Şimdi Sevilla haritası denen bir rezalet var. 2007'de bir profesör çalışmış. Dün akşam hangi profesör çalıştığını da ayrıntılı bir başka kanalda fark etmiş oldum. Ben ama haritalarını ağırlıklı olarak 2012'den bu yana gördüm piyasada. Şimdi Avrupa Birliği'nin haritası değil dedi o akademisyen arkadaşımız. Avrupa Birliği kullanıyor ama onu bir profesöre çizdirtmişler. Çünkü Avrupa Birliği'nin öyle bir misyonu yok. Yani uluslararası ilişkileri hakem statüsünde denizlerin sınırı şuradan Yunanistan buradan Türkiye için geçer diye öyle bir yetkisi yok. Uluslararası Adalet Divanı'nda var bu yetki. Şimdi Avrupa Birliği olarak harita çizemiyorsunuz. Tutuyorsunuz bir profesöre akademik şeyde çizdirdiğinizi hem Yunanistan, hem Güney Kıbrıs Rum yönetimi, hem de Avrupa Birliği işine geldiği yerde onun arkasına saklanıyor. Öyle çok kullanıyorlar ki. Doğalgaz, petrol boru hatlarının geçişinde o haritayı kullanıyorlar. Şu an Orkinos balıkçılığının, Ketsa var, dağılımında Türkiye'nin verilecek payın kotalarını, öbür ülkelere verilecek kotaları bu harita üzerinden çıkartıyorlar.
Maalesef talihsizlik. Makinosun tek alıcısı monopson sistem üzerinden Japonya. Japonya da tutuyor Avrupa Birliği muhatabı. Ben diyor dalaşmayayım bu deniz yan sınırlarıyla. Sen bana Avrupa Birliği olarak kaç tane ton balığını hangi ülkeden alacağımı söyle. Ben onlara o kota dahilinde müşteri olayım, o kadar alayım. Yani rezalete bakar mısınız? Sizin mavi vatanınızda tutulacak balık kotasını Rumlara ve Yunanlara Japonya tek alıcılığı ve Avrupa Birliği böyle diyor. Şimdi burada dur. Dur batarya, dur deriz biz top atışlarında. Dur batarya, dur. Nereye gidiyorsunuz? Dolayısıyla Türkiye'nin şu an yaptığı mavi vatanını sadece korumak. Evet, eğer silahla siz bunu önlemeye çalışırsanız, biz sahaya çıktık, çıkıyoruz. Geçmiş Türkiye değil, evvelden Gölcük üstünde sınırlı bir durumumuz vardı 30 yıl öncesine kadar. Ama Türkiye Doğu Akdeniz'i zamanla donanmasını geliştirdikçe fark edip Foça'daki üssünü geliştirdi. Aksaz çok önemli bir NATO üssü halinde şu an. Türkiye ağırlıklı olarak kullanıyor ama bütün NATO'da yararlanmaya çalışıyor. Aksaz üssü Doğu Akdeniz'de Ege'yi birbirinden bölüyor. Muazzam bir jeostratejik konum var Aksaz üssünün. Ardından Mersin'imiz, İskenderun ve Kıbrıs'taki konuşlanmamız var. Ha bize silah kullanmaya kalkarsanız, ilk tetiği siz çekmek isterseniz Odri Meydan. Ha biz karşılığını vereceğiz ama ilk tetiği çeken olarak bunun vebaline de hazır olun. Sonrası ne olacak? Biz de oradayız yani. Biz sadece şu an savunma için oradayız. Şimdi Türkiye 10 gün daha ikinci Navtex durumunda. Doğru mu? Doğru. Komutanım. Şimdi 23 Ağustos tarihine kadar ikinci Navtex'i ilan etti. Şimdi 24 Ağustos sabahı ne olur mesela? Yani artık o süre bitmiş olacak. 23 Ağustos tarihine kadar geçerli. 24 Ağustos sabahında Doğu Akdeniz'de nasıl bir iklim, nasıl bir hava bekliyorsunuz mesela? Siz nasıl bekliyorsunuz? Ben hiç, yani öngöremiyorum çünkü Yunanistan'ın... Yok görürsünüz. Şöyle, siz yani... son derece aydın, son derece bilinçli insanlarsınız. Yapacak şey şu, Navtex'lerin sonu kesilmez ki. Devam edebilirsiniz. İkincisi, ısrarla onlar oraya Navtex uygularlarsa, sizin uyguladığınız zamanın üstüne oturacak şekilde onu uygulatmazsınız. Yani o zaman şu an aynen olduğu gibi bu durum devam eder. Ha bunu fark eden bu gerginlikten pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Yunanistan zaten ekonomik sıkıntılar içinde. O yakıtın parası pulu, gemiler evet. Nereye? Evet. Şimdi bizim dün akşam görüyorum akşam haberlerinde Meis'e Yunanistan bir tane hücum bot göndermiş. İyi hoş geldi buyursun tamam ada şu an sende. Aslında silahsızlandırılması gereken bir adaya nasıl hücum ot gönderiyorsun? O da 1947 Paris Anlaşması'nın ihlali. Peki ama 300 mil Salamis'ten, Yunanistan, Atina'dan gelen o hücum ot veya oradaki üslerden orada barınması bile bir maliyet. Benim Aksaz üstünden Fethiye'den desteklediğim hücum botum orada. Aynı sen vurguyu, şimdi Sayın Sadıç, aynı vurguyu geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı da yaptı. Pandemi döneminde çok etkilenen Yunanistan'ın ekonomisinin bunu bir krizi, bu krizi bir fırsata çevirme çabasını çok iyi anlıyorum aslında dedi. Ve aslında uyarılarda da bulundu. Yani bu oyuna gelmeyin demeye de getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Doğru. Bu oyuna gelmeyin kardeşim. Burada biz hukuktan kaynaklı bir gücümüz var. Ama o gücümüzü burayı kaptırmayacağımızı askeri gücümüzle de donanmamızla da destekliyoruz. Buna gambot diplomasisi diyoruz. Bizim buradaki mavi vatanımızı yok sayamazsınız. Bizim aslında zaman zaman hatalı söylemler de oluyor. Yani siyasetten de geliyor. Bu hükümetin bazı üyelerinden de. Şimdi bizim Yunanistan'la Akdeniz'de görüşeceğimiz bir şey yok ki. Diyalog yoluyla dendi. Milli Savunma Bakanımız biz Akdeniz'de sorunları Yunanistan'la diyalog yolu. Evet diyalog yoluyla Mısır'la görüşebilirsiniz. İsrail'le görüşebilirsiniz. Öteden beri söylüyoruz zaten. Muhatap kabul edin. Suriye'yle görüşün. Yani durumu sadece donanmalara bırakmadan önce siyasi olarak Suriye'yle, Mısır'la, İsrail'le görüşün. Ama Yunanistan'da sadece görüşün. Yunanistan'da. Doğu Akdeniz'de görüşeceğiniz bir şey yok. Yunanistan yok çünkü Doğu Akdeniz'de. Hak etmediği bir yere talip olmuş bir harita parçası üzerinden bir kaşık suda yaygaralar kopartan bir Yunanistan var. Şimdi onların bakın çok ciddi adamları uyarıyor. Rozakis vardır profesör emekli.
Bu adam benim yüzbaşılık yıllarımdan beri Yunanlıların Ege'deki tezlerini bir amiral gibi çok iyi yetişmiş bir akademisyen, bir bürokrat olarak yıllarca savundu. Adam geçen ay bir televizyon kanalında sorgulanıyor. Karşısında heyecanlı, ateşli medya mensupları ve profesörler var. Türkiye burada haksız. Biz Yunanlı olarak haklı değil miyiz diyor. Rozakis diyor ki hayır. Türkiye'yi niye yok sayıyorsunuz? Doğu Akdeniz ayrı, Ege ayrı. Doğu Akdeniz'de bir sefer öyle bir güce karşı nasıl güç koyacaksınız hukuku arkanıza almadan? Ve adam bunları söyledi diye bilim kurulu üyesiymiş. Ertesi hafta adamı Yunanistan'da bilim kurulu üyeliğinden attılar. Şimdi böylesine fanatik bir Yunanistan var. Fanatizmi bunların asırlar sürüyor. Şu anda çocukların okullarındaki eğitimlerinde maalesef ilkokul müfredatlarında var. Türkiye'ye karşı düşmanlık. Bizim müfredatımızda öyle bir şey yok. Biz Kurtuluş Savaşı verdik. İngiltere, Fransa, Konya'ya kadar Antalya'dan gelmiş İtalyanlar, evet İzmir'e çıkmıştı Yunanlılar. Son muharebede de 150 bin askerlerini bıraktı burada Anadolu'da. Yunanlı çekildi. Asya felaketi yaşadılar. Ama onları provoke eden Churchill'li İngiltere, Curzon'lu İngiltere elini ayağını çekti. Lozan Anlaşması'nı yaptı gitti. Ne oldu Yunanistan? Ne kazandı? Şimdi burada da provokasyonlara gelmemeleri lazım. Onların iyi yetişmiş akademisyenleri, eski bürokratları, hocaları uyarıyorlar. Bakın en son uyaran kim biliyor musunuz? 3 gün önce. Bir önceki iktidarın savunma bakanı, eski genelkurmay başkanıydı. Sonra Milli Savunma Bakanı yaptı. Bu macera olur dedi. Ya bu Zannetmeyin ki, yani zannet, sadece şunu bitireyim. Şunu pardon. bitireyim. Buyurun, buyurun. Şunu bitireyim çünkü zaman kıtlı. Zannetmeyin ki dedi Avrupa Birliği ülkeleri bizim bu isteklerimiz nedeniyle Türkiye'yi karşılarına alıp bizim yanımızda yer alacaklarını sakın sanmayın. Fransa Öyle Dışişleri bir Bakanı'ndan da buna benzer bir açıklama geldi. Her ne kadar Macron Türkiye'ye tek taraflı sondaj ve petrol arama çalışmalarını sonlandırması gerektiğini söylese de Fransa Dışişleri Bakanı mesela daha aklı selim ve daha devlet aklının önde olduğu bir açıklama yaptı. Aslında mantık devreye girdiğinde ya bir kendinize gelin diyen taraflar da var aslında bu ülkelerin var. arasında. Ama bunun bir önceki Yunan Milli Savunma Bakanı Apostolakis, Yunan Savunma Bakanı'nın olması çok önemli. Bakın diyor yani maceraya girmeyin. Gücünüzle orantılı siyaset yapabilirsiniz. Yunanistan'ın gücü hukuktan kaynaklanmıyor. Askeri gücüne güveniyorsan güvenme kardeşim. Yani deniz kuvvetleri evet biz gemi kaybedebiliriz, uçağımız düşürebilir. Onlar bir baskın yapmaya tevessül ederlerse biz baskına karşı önlemlerimizi almıştır donanımımız hava kuvvetleri ama bir iki gemi uçak kaybedebilirsiniz. İlk tetiği onlar çekerse ama bunun karşılığı olacak. Bunun faturasını ödeyemezsin. Aynen Anadolu maceralarında 1918-22 arasında yaşadıkları gibi. Yani bunu kendi savunma bakanlarının uyarması çok önemli. Çok önemli, Yani evet haklısınız. buradan Yunanistan pılını pırtısını toplayıp çıkması lazım. Ha belli ki bu bir süre devam edecek. Yıllar sürecek belki. Yani siz sondaj yaparken etrafında gemileri dolaşacak ama sizin sondaj faaliyetinizi hatta gaz çıkartacaksınız belki o noktaya gelecek. Oralarda dolaşacaklar. Evet karasularımızın dışında bir Yunan gemisinin dolaşmasına hayır diyemeyiz. Ama faaliyetimize engel olmaya kalktığı anda vebalini öder. Sayın Sadıç, şimdi Yunanistan ortalığı yangın yerine çevirirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün yaptığı, Reuters'a yaptığı bir açıklamada da mesela diyor ki diyalog yoluyla biz Yunanistan'da bu işi çözmekten yanayız. Sayın Cumhurbaşkanı'na baktığınız zaman herkese aynı şekilde kimsenin mağdur olmayacağı, her iki tarafında ya da kim varsa bu anlaşmanın içinde o tarafların mağdur olmayacağı bir anlaşmadan söz ediyor. Türkiye bu kadar devlet aklının ön planda olduğu açıklamalar yaparken Yunanistan'ın ortalığı bu kadar yangın yerine çevirerek daha tehditkar işte hücum botlarını falan gönderiyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'nin tavrını doğru buluyor musunuz? Türkiye'nin tavrı doğru. Keşke 2003'ten itibaren biz münhasır ekonomik bölge sınırları için diyaloğu gerçekten Suriye ile, Lübnan'la, Mısır'la devam ettirip münhasır ekonomik bölge sınırlarını parça parça tamamlayıp daha çok önceki yıllarda ilan edebilseydik. Ama bunu yapmadık, yapmadık, yapmadık. Yumurta kapıya dayanınca ne zaman ki uluslararası petrol şirketlerinin devleri gelip bu sahanın
şu an kanıtlanmış miktarda olan doğal gazını ve hidrat yataklarına göz dikti. Ha, biz şimdi oradaki mavi vatanı kaptırmayız diyoruz. Haklıyız, kaptırmayacağız. Ama iş şimdi askerlere döndü, geldi, takıldı. Evet, askerler yine vatan görevidir, bunu yaparlar. Bu sayede donanma, Amerikan ambargosu 1974 Kıbrıs harekatından beri kendi gemisini yapmaya bilenmiş bir donanmamız var. İngilizlerin parasını ödediğimiz gemilerimizi vermemeleriyle Birinci Dünya Harbi'ni kaybetmiş bir donanma var. Dolayısıyla buralardan ders çıkartıyor. En sonunda 91 yılında Almanların ambargosuna maruz kalmış bir donanmamız var. Denizaltı inşası yapıyoruz, hücum adı inşası yapıyoruz. Oradan gelecek paketlere ambargo koyan bir Almanya vardı. Sonra da her şey açıldı. Amerika bunun sürdürülemez olduğunu gördü. Almanya da sürdürülemez olduğunu gördü. Ambargoyu kaldırdılar. Ne oldu? Biz o olaydan ders çıkarttık. Bilgemler öyle oldu. Atmaca güdüm vermesi öyle oldu. Torpidolarımız öyle geliyor. İnsan savaşları öyle geliyor. Ne kadar bunu yaptırıma zorlarlarsa, Batı sistemi buradan ders çıkartmadıysa, Türkiye'nin ulusal sanayinin çok daha akılcı bir şekilde geliştiğini görecekler. Şimdi böyle bir açmaz içinde Yunanistan. Son hamle yapıyor burada. Eyvah diyor. Üçüncü taraflar Türkiye'nin tezlerini kabul ettiler. Hukuken de Türkiye haklı. Bu iş bitti. Antalya'nın güneyindeki su altı dağları var. Hidrat dağları. Söylenen o ki kimyasal olarak bunun yanar ve enerji değeri doğalgazın 3 misli. Yani çok daha birim hacimdeki enerjisi yüksek. Şimdi buralara bir daha artık el atamayacak, buradan kaynak sağlayamayacak bir Yunanistan. Yandı gülüm keten elba, artık Türkiye burayı da ilan etti. Son çırpanışı bakayım Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan ne kadar destek alırım arayışı içinde. Buyurun arayın ama haksızsınız, yani yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir vallahi şey? Tamamlayacağız. Bir harita vardı. O haritanız var mı? İki dakika ona kullanalım biraz isterseniz. Biraz önce tamam. Biraz önce arkadaşlarım ekrana getirmişti. Bunu mu söylüyorsunuz Sayın Sarıcı? Evet, bu harita. Buyurun, bakın buyurun. Sayın izleyicilerle de paylaşalım. Şimdi o gri var ya, gri büyük parça o haritada. Evet, görüyorum. O gri büyük parça işte şimdi Türkiye'nin Aralık 2019'da Libya ile mutabakattan sonra parti parti daha önceden sınırlarını belirlemişti. Orada o gri parçanın Türkiye'ye en yakın yerindeki beyaz adacık var yukarıda, o Rodos. Evet. O Rodos'a kadar olan bölgeyi önce 2018 Mart'ında ilan etmişti. Demişti ki Rodos'tan Girit'e kadar olan bölgedeki sınırı ben daha sonra belirleyeceğim. İşte onu da Libya ile anlaştıktan sonra belirledi. Şimdi o bizim gri sahamızı şu an Yunanistan-Mısır anlaşması giremedi. Mısır şeyi göze almadı, Türkiye ile büyük angajmanı. Aşağıda bakın bir mor ve beyaz ayrımı bir çizgi var. Görüyor musunuz? Evet, çok net. O morla beyaz çizgi. O mor, beyaz alanla mor alan arasındaki çizgiyi anlaştılar Mısır'la Yunanistan. Ama Türk sahasına giremediler. Bir. İki tarafta kaybetti. Hem Yunanistan hem Mısır. Mısır'ın kaybı ne? Yukarıdaki beyaz alanı biz onlara önermiştik. Yani o mor alanın üstündeki beyaz alanı da Türkiye'nin grisinin altında kalan senin demiştik Mısır'a. Yunanistan'ın kaprisi uğruna o mor alanla gri alan arasındaki beyaz parçayı kaybediyor Mısır. Gelelim, eğer bu kafada giderse Mısır, daha bana yakın tarafa gelin, bir beyaz parça daha var, evet. Mısır'ın. Görüyor musunuz? Görüyorum. O parçayı da kaybedecek. Yani ya zaten Mısır, şimdi burada Sayın Sadıç, Mısır için, yani Mısır'ın yarın bu işin neresinde olacağı belli olmaz diyen bir kesim de hayli fazla. Sizin gibi tecrübe. Evet, yani Mısır'da ne olacağı belli değil. Zaten Mısır'ın kendi içerisinde bir sürü karışıklıkları var. Ya bu noktada Mısır yarın ne der? Onu da aslında çok da öngöremiyoruz diyen bir kesim de, ciddi bir kesim de var zaten. Doğru. Yani siz Mısır'ı bu ihvan meselesi, başka şeyleri bahane edip muhatap almıyorsunuz. Adam da bu konulardan irkilip kaçıp duruyor. Yani burada İsrail'le, Mısır'la, Suriye'yle ve Lübnan'la akılcı, karşılıklı ulusal çıkarlara görüşmeler yapılırsa bu iş, bizim o gri alana zaten kimsenin itirazı yok. Benim orada ne Lübnan'ın hakkına tecavüzüm var ne Mısır'ın. Bakın bilakis Mısır'ın hakkını Yunanlı'nın gasp ettiğini de bu harita ispat ediyor. Şimdi gelelim Yunanistan'ın kaybettiğine. Yunanistan'ın tezi ne? Adalarla ana kıta arasında ortaya paylaşalım diyor, değil mi?
Gitti Girit ile Mısır arasında Ortay Hat aslında o mor bölgenin altından geçiyor. Ama Mısır'ın dediğini yapmak uğruna o beyaz alanla mor alan arasındaki kesintili o çizgiye kadar geriledi Yunanistan. Hani kardeşim senin tezin adalarla ana karşı ülkenin ana kıtasının arasında Ortay Hat'tan geçiyordu. Kendi tezini çökerttin bir sefer. Bu mor hat da Yunanistan'dan kayıp. Kime kayıp? Mısır'a karşı kayıp. Libya halen devrede değil. Libya'da ben buraları kabul etmiyorum. Ben kendi yeşil alanımda Libya olarak kalacağım dedi. Orası da Libya'nın. Yandı gülüm keten elma. Yani burada dalaştıkça hukuktan kaynaklı ve de hadi hukuku diyelim takmazsınız. Yani siz bir İngiltere'sinizdir. Falkland Harekatı'nda haklı mısınız, haksız mısınız? Uluslararası hukuku zorlarsınız. O zamana kadar mesela olmayan bir uluslararası terimi kullanmaya, yaratmaya kalktı İngiltere. Eksklüzif ekonomik zon dedi. Şeyler icat etti. Pardon, eksklüzif zon dedi. Yani ben herhangi bir saha ilan ederim. Bunun içine kara suları falan şart değil. Gemin girerse battırın dedi. O güne kadar hukukta öyle bir şey yok. İlk defa 82 yılında Falkland Harekatı'nda İngiltere böyle yaparsan batırırım dedi. Arjantin dedi ki hadi canım orada kara suyu yok ki. Ben giderim dedi. Belgrano zırhlısı kocaman gemi. Üzerinde 3000 personel 3000 personel gemi İngiliz denizaltılarından vuruldu, batırıldı. Şimdi dünyada hükümran ülkelerden biriyseniz bunu bitireyim lütfen. Siz hukuku tanımadan gücünüzle bir şeyler yaparsınız. Dünya hop oturup hop kalkmaz. Siz güçlüsünüz. Literatüre de yeni bir terim kazandırırsınız. Arjantin'de kaybettiği gemilerle ve şeyle kalır. Ama siz şimdi Yunanistan olarak bunu yapmak gücünüz de yok Türkiye'ye karşı. Sizin arkanızda somut olarak yer alacak ülkeler de yok. Peki, peki. Sizin kulağınıza hoş gelen seslerden başka bir şey duyamazsınız. Aklı selim Türkiye ile birlikte hareket edin Ege'de. Ama Akdeniz'de siz yoksunuz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Sadıç. Çok güzel özetlediniz durumu, vaziyeti. Emekli Koramiral Sayın Kadir Sadıç gün ortasında konuğumuz oldu. Kolay gelsin efendim. İyi günlerde görüşmek üzere.